yiğit yurdu er meydanı. Er meydanı derler buna, beyim aman aman. Er meydanı derler buna, beyim aman aman. Gel dostluğun kervanına, başlar gider. Kabak gibi oyacağım Serdar abi. Sen bile şaşıracaksın. Sen bugün yanlış yapma bari. Her şeyimiz senin işte bu adam demene bağlı. Sana bağlı. Anlıyor musun abicim? Kimin için yapacağım bunu? Senin için mi? Gözümün içine baka baka bana Serdar Yılmaz'ın bile yapmadığını yapıp şirketlerimi gasp eden sen hala nasıl her şeyimiz sana bağlı diyebiliyorsun? Sen Serdar Yılmaz'dan daha alçaksın Selman. Daha alçak ve sözsüz. Yanılıyorsun sevgili abicim. Her zamanki gibi yine yanılıyorsun. Ama böyle söyleyeceğini biliyordum. O yüzden bugün hazırlıklıyım. Bak şuna. Nedir bu? Devir sözleşmesi. Senden aldığım her şeyi yine sana veriyorum. Neden? Zaten her şey yine senindi. Sen korkuya kapılıp Serdar'a her şeyini verecektin. Unuttun mu? İşte buna mani olmak için şirketleri kendi üstüme geçirmiştim. Şimdi Serdar'ın geleceği senin iki dudağının arasında. Bir anda onu hapse gönderip şirketlerine kavuşabilirsin. Ben senin kardeşini unutma. Aynı ananın, aynı babanın kanını taşıyoruz. Sen her zaman abimsin benim. Bugün de, yarın da hep abim olacaksın. İnan bana. Sen yeter ki Serdar itini hapse tık abi. Korkma. Çok fazla zamanımız kalmadı. Az sonra savcı ve Hasip Güven burada olur. İşin zor kardeş. Zor biliyorum ama elimden geleni yapacağım. Yalnız bu davayı tek başıma götüremeyebilirim. Çok yeni bir avukatım. Bu da bir dezavantaj. Yani? Yani tecrübeli bir hukukçu bana yardım ederse sanırım daha kolay üstesinden gelebilirim. Dolambaçlı lafları sevmem kardeş. Kenar gezme. Ne demek istiyorsan açık konuş. Peki. Bu davada Serap Hanım'ın da desteğini almak istiyorum. Bunu o mu söyledi? Hayır. Salih Hoca'nın sizden özel ricası. Salih Hoca mı? Evet, Salih Hoca. 97 yüzü nişanlasını uzatmış. 92-188, 98-152, 38-10'u kesmezlik bölgesi herhalde. Serap Hanım. 92-152 almış. Buyurun, müvekkilinizle görüşebilirsiniz. 97 yüzü de dokunmak. Sağ ol. Siz de sağ olun. Taksiciyle bile kavga ediyorsun. Ne ısı kadınsın be? Gel de benimle uğraş dur. Bir dakika bekleyin burada. Ben amirime haber vereyim. Tamam evladım. Allah seni anana babana bağışlasın yavru. Çok bekletmez inşallah. Bilmem artık. Benim hiçbir şey umurumda değil. Bunca olandan sonra isterse dünya yansın. Tövbe tövbe. Ağzından bir de hayır söz çıksın be kadın. Ben de hayır mı kaldı ki hayır söz edeyim? Benim canımdan can kopmuş sen ne diyorsun? Gelin teyzeciğim. Hele şükür.
Ne yaptın? Konuş. Ne hakkında? Ercümen Pekin ve siz. Pekala. Bak. O adamla aranızda 17 yıllık bir mesele olduğunu bilmiyorduk. İnanmayabilirsin. Ama gerçek bu. Öğrendiğimizde iş işten geçmişti. Turgut abim hemen anlaşmayı bozmak istedi. Ercüment yanaşmadı ve hala bizi tehdit ediyor. Nasıl tehdit? Anlaşmayı bozarsak çok yüklü bir tazminat ödemek zorundayız. Bu da iflas etmemiz anlamına gelir. Anlaşmayı bozacak mısınız? Evet. Abim sana rağmen onunla ortaklığa devam etmez. Yarın tek taraflı fesih kararımızı göndereceğim. O iş bitti. Gönderme. Ne? Anlaşmayı bozmayın. İhale bitinceye kadar bekleyin. Ama... Dediğimi yapın, bekleyin. Sonrasını bana bırakın. Ercüment'in ipini kendi boynuna geçireceğim. Serdar Yılmaz, buyur bakalım. Nedir? Yüzleşme. Yüzleşelim kardeş. Yeter ki bakacak yüzümüz olsun. Acele et biraz Mehmet. Haber atlarsak yerim seni. Paketle evde yersin. Bir çakarım uçarsın. Yürü çabuk. Yürü. Bak kim geldi. Şimdi apıyorduk. Pelin bir dakika bekle. Aman. Konuşmamız lazım. Şimdi habere gidiyorum. Serdar Yılmaz'ı Hasip Güven'le yüzleştirecekler. Ve ben bunu atlamak istemiyorum. Tamam mı? Bırak haberi başkası yapsın. Mutlaka konuşmamız lazım. Bak enişte. Serdar'ın adamı Debreli Hasan hastaneden kaçırıldı. Bir gün önce Düzce'de Debreli'nin kızı ölü bulundu. Bu iş senin zannettiğin gibi ufak bir iş değil. Arkasında büyük tezgahlar var. Ve bu iş benim, anlıyor musun? Şimdi bırak gideyim. Peki git bakalım. Ama bak şimdiden söylüyorum. Sonradan pişman olacaksın, tamam mı? Pişman olacaksın. Asıl sen, Serdar Yılmaz'dan ve Falçata Kemal'den uzak dur. Yakında kimsenin yüzüne bakamayabilirsin. Kimsenin yüzüne bakacak halim yok, biliyorum Arabes. Ama bu sefer Selman'ın istediğini yapmasaydım beni değil Emine'yi öldüreceklerdi. Kendim için ne dediysem namerdim. Kaç defa Falçata'ya ve sana söylemeye çalıştım ama yapamadım. Şimdi ne oldu? Vahiy mi geldi? Bak, istersen al şunu öldür bizi. Ama doğru söylüyorum, inan. Atalay'ın yerini öğrendik. Taş ocağında saklanıyormuş. Hadi ya. Ömer doğru söylüyor Arabes. Selman Güven'le ben konuştum. Atalay'ın taş ocağında olduğunu söyledi. Bunlar Selman'la Ali'nin bize verdiği çekler. Hiçbirine dokunmadık. İnan bana Arabes. Hiç kimseyi satmadık biz. Ama bu meseleyi Falçata Kemal'le görüşeceğiz. Size ne yapılacağına o kararı verecek. Tamam. Demek kızımızın ölümüyle kardeşimiz arasında bir bağ yok, öyle mi? Niye olsun ki? Hapisten çıktığı günden beri kardeşini ya bir kere ya da iki kere gördüm. Ya Falçata Kemal? Kim? Kemal dedim. Falçata Kemal. Onu da tanımıyor musunuz? Ben hiç duymadım. Sen tanıyor musun? Duymuşum. Anlaşıldı. Tamam. Siz gidebilirsiniz. Gel. Selman Beyler geldi efendim. Gelsinler. Bir dakika. İstanbul'dan ayrılmayın. Mahkeme şahitliğinize başvurabilir. Yüzünü bile görmediğim kardeşime şahitlik mi edeceğim yani? Öyle gerekebilir. Siz yine de ayrılmayın. Peki abi. Yürü abi, yürü gidelim. Mahkemeyi çağırırlarsa biz de gideriz, ne yapalım? Ne oluyor? Ne? Suratından düşen bir parça. İçimde bir sıkıntı var Nazo. Nasıl yani? Bilmiyorum. Sanki içimden bir şey kopartılıyor gibi. O kadar hadise oldu. Bir hırgür gidiyor. Ne oldu abisi? Neye yaradı? Serdar abi vurdular. Elmas'la Debreli'nin kızını öldürdüler. Her kımıldamada bir yanımızı kestiler. Yok ettiler. Neye yaradı Nazo?
Falçata. Pişman mısın? Alo. Arabesk. Ne oldu? Buyurun Asit Bey. Sizi kaçıranlar bu adamlardan hangisiydi? Kaçıran adam burada mı değil mi? Söyleyin Asit Bey. Hayır. Sizi kaçıran adamın burada gördüğünüz kişiler arasında olmadığından emin misiniz? Eminim. Beni bunlar kaçırmadı. Zanlıları çıkartabilirsiniz. Hı hı. Hadi. Nasıl yaptın ha? Nasıl yaptın lan? Drezneci bu defa doğru söylüyor Falçata. Ona bir şans daha tanıyalım. Ama bu son şans. Bak Prezneci, bu iki oldu. Eğer üç dersen seni kalbura çeviririm, tamam mı? Kazandık. Bir mucize oldu ve Hasip Güven beni kaçıran burada değil dedi. Yani? Yani ellerinde delil yok. Yarın usulen savcılığa götürecekler. Ve son kez ifadenizi alacak savcı bey. Yarına kadar herhangi bir gelişme olmazsa takipsizlik kararı verilecek. Hı-hı. Serbest bırakılacaksınız. Evet, hepsi bu. Ya Kuzu İsmail? Onu bıraktılar bile. O şimdi Nezleli Kelebeğine doğru uçuyordur. Geliyorum yavrum. Hem de koçlar gibi geliyorum. Hasret bitti. Şimdi kavuşmak zamanı. Ağzını burnunu yemeye geliyorum. Gülme aga. Hasretin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Sen onu bana sor, bana. Sen Prezneci'yle gidip Kuzu'nun adamlarını bul. Taş ocağına gideceğiz. Atalay'ı mutlaka yakalamamız lazım. Kız ne olacak? Onu çok korkutmuşlar. Yanlış yapabilir.
Emine ile Nazo'ya gidersin. Ben mi? Onu bu gece misafir edersen iyi olur. Gardiyanlık yapacağım ha? Sen ne yapacaksın? Şefik Ağla'yı görmem lazım. Polis ona da gidebilir. Kadıncağız korkup ağzından bir şey kaçırmasın. Debreli Hasan'dan haber var mı? Hayır. Falçata Kemal bulmaya çalışıyor. Ercüment'le ortaklığı bozmayın derken ciddi miydin? Evet. Siz devam edin. Bırakın o vazgeçsin. Tazminat ödenecekse o ödesin. O vazgeçmez ki. Belli olmaz. Bugünün yarını var. Ercüment'i ara ve devam edeceğinizi söyle. Başkan aradı mı bugün? Hayır efendim. Evet. Bağla. Merhaba Ercüment Bey. Nasılsınız? Sizinle bir görüşmemiz gerekiyor. Müsaitseniz bu akşam bir yemek yiyelim mi? Ne demek? Zevk duyarım. Kaçta? Tamam. Çok teşekkür ederim Serap Hanım. Hürmetler. Allah Allah. Ne oldu bu kıza ya? Esra? Buyurun efendim. Benim şu doğum günü partisine çağıracaklarımın listesi ne oldu? Hazır efendim, zarf atıyorum. Güzel. Listeye Serap Arman'ı da al. Peki efendim. Belki böylesi daha iyi oldu abi. Sanırım ben biraz fevri davrandım. Düşündükçe senin doğru yaptığını anlıyorum. Sana bağırdığım için özür diliyorum. Nereye gidiyoruz? Taş Ocağı'ndaki eve. Neden? Ne işimiz var orada? Orada daha güvende oluruz. Atalay Taş Ocağı'nda. Bütün adamları da oraya topladık. Köşkü biliyorlar. Seni tekrar öldürmeye kalkabilirler. Ben zaten ölmüşüm. Kuzu İsmail, geçmiş olsun. Allah'ıma şükür aga. Sevdiklerimize kavuştuk nihayet. Bir de Nezleli Kelebeğine kavuşsan tam olacak İsmail abi. Oysa zor aga. O işe büyücüler, cinler, şeytanlar karışmış. Papaz büyüsü yapmışlar bize, papaz. Oturun. Ne bakıyorsun lan öyle deme. Misafirlere çay getir, koş. Kaç çay getireyim İsmail abi? Saysana lan, aritmetik deme. 1, 5, 6, 9... Allah Allah. Öyle ucuza kapatmışım ki burayı şaşarsın. Serdar Aga ile ortak olmanın keyfini yaşıyorum. Sırtımı sağlam yere dayadım artık. Dizin nasıl abi? Şefik Hanlı'yı görmeyince sızlamıyor nedense. Geçen gün görüşürüz. Yine aynı şey. Biliyorsun babam isim vermiyor. Ne kadar hızlı olduğunu biliyorsun. Alo, kim? Hasan abi, neredesin sen? Sokaktayım kardeş. Partim bitiyor. Ercüment'in izini buldum. Ama silah lazım. Bana silah getirebilir misin? Dur abi dur, sakın bir şey yapma. Önce Serdar abi bir çıksın. Ben Şefika teyzeye gidiyorum. Sen de oraya gel, görüşelim. Dur, sana adresi vereyim. Tamam. Bildim kardeş. Sonra dönünce. Hoş geldiniz Serap Hanım. Muhteşemsiniz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Buyurun lütfen. Ne yaptıysa eline sağlık. Önünden geçer lan, örgütsüz deme. Önündekini kelebek yedi kaptan. Dilaver ne yapsın? Valla bunu doyurmak 147. piyade alayını doyurmaktan daha zor abi. İsmail abi olsa aç kalmamak için bu deveyi sofraya bile oturtmazdı, değil mi lan? Kuzu da kaybolacak zamanı buldu. Nezleli kelebeğe gitmiştir abi. Ağaçlara tırmanıyordu adamcağız. Allah Allah. Bak bu yemeğin üstüne taş ocağına varmadan uyur kalırsan gebertirim seni ha. Ne zaman gidiyorsunuz abi? İkide. Falçatayla buluşacağız.
Şarjörü alayım mı abi? Yok. Sen şarjörü evde bırak. Yanına bir sapan al. Biz taş ocağında kuş avlarız. Ha? Tabancayı da almayayım mı? Ortaklığımızın devamı konusunda abinizi ikna etmenize çok sevindim. İnanın buna pişman olmayacaktır. İnanmasam ikna etmezdim. Size kendim vermek istedim. Nedir bu? Bir parti davetiyesi. Doğum günüm için. Ne zaman? Bu cumartesi. Umarım gelirsiniz. Tabii ki, memnuniyetle. İyi ki geldik buraya abi. Seni bulsalar, tankla topla gelseler bile hiçbir şey yapamazlar. Evet efendim. Şu anda adım başı bir nöbetçi var. Güzel. Abim sana emanet Atalay. Gözünden bile sakınacaksın onu, tamam mı? Merak etmeyin efendim. Gerekeni yaparım. Sen rahatına bak abi. Çocuklar emrinde. Ben hastaneye gidiyorum. Ali'yi yoklamam lazım. İnşallah komadan çıkmıştır. Göreyim seni Atalay. Yüzümü kara çıkartma. Endişeniz olmasın efendim. Masaj ister misin Sasip Bey? İyi olur. Acele et kaptan, geç kalıyoruz. Geldim ağa. Etrafa göz kulak ol kelebek. Uyuma sakın. İsmail abi gelirse cümbüşü kaçırdığını söyle. Tamam kaptan, uyumam. Güle güle Hasip Güven. Güle güle. Üzülmedim desem yalan olur. Sen neredesin şu anda? Hastanede mi? Evet, hastanedeyim. Ali'nin yanında. Bilmiyorum. Hayati tehlikeyi henüz atlatmadı diyorlar. Kendinde değil. Güzel. Demek kendinde değil. Bu gidişle kendine zor gelir o. Şu anda yoldayım, geliyorum. Sen ayrılma bir yere. Konuşacaklarım var sende. Tamam mı? Oldu. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Serum akmıyor galiba. Bir bakalım. Durumu nasıl? Bugün daha iyi galiba. Biz de beklemedeyiz. Güçlü bir bünyesi var, direniyor. Umarım bu savaşı kazanır. Umarım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Siz de dua edin. Yavaş. Patrona kibar davran. Güle güle patron. Seni özleyeceğiz. Thank you.
kahve getirdim. Ah, teşekkür ederim. Belki falıma da bakarsınız. Ama ben fal bakmasını bilmem ki. Bilirsiniz, bilirsiniz. Hadi kırmayın beni. İş tamamdır patron. Yolcuyu uğurladık. Eline sağlık Atalay. Yarın banka hesabına bakarsın. Güle güle harca. Hak ettin bunu. Bilmiyorum, pek fazla kalabalık sayılmazlar. En fazla 10 kişi. Takviye yapmış olabilirler ama. Bir saat sonra gün doğmaya başlar. O zamana kadar bekleyin. Ne bekliyoruz ki? Şimdi beni tepelerine. Şimdi olmaz. Sabaha karşı nöbetçilere uyku bastırdığında harekete geçeceğiz. Vay, komando taktiği ha. Kalk, nöbet sırası sende. İşte bu kadar. Ali Bey'in iğnesini yapmam lazım. Sizi de yordum, kusura bakmayın. Ama falınız gerçekten muhteşemdi. Sizin uykunuz gelmedi mi? Biz alışkınız. Merhaba. Ali nasıl? Aynı. Bir değişiklik yok. Hemşire hanım iğnesini yapacak. Ne oldu? Bir şey yapamadın mı? Bu çatlak hemşire fırsat vermedi ki. Kadın nöbetini odada geçirdi. Vay anasını. Prezeci dedi ya. O dalga geçti salak. Allah kahretsin.
Kafa bırakmam. Falçada. Ben kimseyi satmadım. Dilime iman. Ben kimseyi satmadım. Emineyim öldüreceklerdi. Biliyorum ben. Biliyorum. Seviyorum o kızı falçada ya. Ben riskinem ya ama vallahi billahi seviyorum. Ben kimseyi satmam falçada. Hiç kimseyi satmam. İnan bana ne olur. Falçada. Falçada. Gözdeci, aç gözlerini. Gözdeci, aç gözlerini. Gözdeci. Atalay! Yok kardeş. Burası temiz. Sanırım hepsini hallettik. Kaçtaydı. Günün yarını da var. Çok korktum Bazo. Gerçekten çok korktum. Hala da korkuyorum. Artık korkmana gerek yok. Yanında biz varız. Bak Meltem de geldi. Kimse bize bir şey yapamaz. Nazo doğru söylüyor. Hadi ağlama artık. Ömer'e üzülüyorum ben. Çok utanıyordu. Ama gerçekten kimseyi satmadı o. Hiç kimseyi satmadı. Biliyorum canım, biliyorum. Ağlama artık Emine. Bugün yarını da var. Geçmişi unut. Bak biz unuttuk bile. Bugün Serdar'dan haber alabilir miyiz Nazo? Bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Serap Hanım'ı arasana. Serap Hanım'ı mı? Evet. Aa, affedersin. Ben ararım. Geçmiş olsun Serdar Bey. Sağ ol kardeş. Sen de sağ ol Serap. İkiniz de ama çok ama değdi doğrusu. Değil mi Biro? Evet. Doğrusu benim için de büyük tecrübe oldu. Bunun için benim size teşekkür etmem gerek. Öyle olsun kardeş. Konuştum. Ercümen için oldu. Çok şaşırdı. Aynı zamanda sevindi de. Hatta beni doğum günü partisine davet etti. Parti mi? Ne zaman? Cumartesi akşamı. Çok görkemli kutlarmış doğum gününü Ercüment Bey. Tek lüksü buymuş. Cumartesi akşamı. Boş gün bana. Er kişi niyetine. Allahu Akbar.
Ağrı kesici mi o? Evet efendim. Çok kuvvetli galiba. Morfin. Kendine geliyor. Parmaklarını oynattı. Evet uyanıyor. Bu çok iyi. Hemen doktor bey'e haber vereyim. Allah kahretsin. Seni kurtarmak için fırladım. Biliyorum. Öldüm ben. Bizi satmadığını göstermek istedim. Ben biliyordum öylesin. Bizi satmadığını biliyordum. Serdar abiye ne diyeceğiz şimdi? Emine'ye ne diyeceğiz? Nazo halleder o işi. Ben konuşurum. Sen de beni al biçimde dinle. Senin ayakta kalman lazım. Tahmin etmeliydim. Allah kahretsin. Ulan falçata. Ne yapacağız seninle? Her şey berbat oldu. Polis şimdi ıcığına çıcığına kadar araştıracak. Abim bulamazlar değil mi? Bulamazlar efendim. Şimdi gitsem ben bile bulamam. Bence gidelim buradan hemen. Sen kal. Biz Atalay'la gideriz. Sen ölü meselesini halletmeyelim. Siz nereye gideceksiniz? Yazla. Allah kahretsin. Büyük muhabir Pelin İnce. Benimle alay etmek için mi geldin buraya? Hayır. Ben düşene tekme atanlardan değilim. Sana söylemiştim değil mi? Ne oldu? Serdar Yılmaz'ı serbest bıraktılar. Bana inansaydın başına bunlar gelmeyecekti. Dua et de tazminat davası açmasınlar. Ben hala sana inanmıyorum enişte. Bence Hasip Güven'i susturdular. Bu işte sonuna kadar gideceğim. Ve senin sevgili Serdar Yılmaz'ını hapse attıracağım. Göreceksin. Beni kovsalar da yapacağım bunu. İfla olmazsın kızım sen. Olmam işte. Doğruya gerçeğe ulaşana kadar ifla olmam. Allah kahretsin. Serdar Yılmaz şimdi boş durmaz. Serbest bırakıldı ya. Doğrudan bize saldıracaktır. Bizden istediğiniz nedir? Söyleyin gidip hemen kafasını kopartalım. Hayır, hayır. Şu cumartesiyi bir atlatalım. Doğum günümden önce herhangi bir risk almak istemiyorum. Ancak tedbirimizi de almamız lazım. Onu hareketsiz bırakmalıyız bence. Anlaşıldı beyim. Mesaj alındı. Gerisini bize bırakın. Hallederiz. Şu anda çatışma falan istemiyorum. Biz her yolu deneriz. Çare kalmazsa çatışmadan çekinmeyiz. Ama o son çare. Güzel. Hoş değil kardeş. Başıbozuk gibi davranıyoruz. Madem iş yapılacak haberim olmalıydı. Yanlış mı düşünüyorum? Kendi başımıza iş yapmadık. Düşündük, tartıştık, hareket ettik. Sana ulaşma imkanımız yoktu. Zaman da azdı. Serdar abi olsan ne yapardı diye düşündük. Doğru. Mesele haklılık meselesi değil. Sürekli kan kaybediyoruz. Önemli olan bu. Bundan böyle satranç oynayacağız kardeş. Zar atma dönemi bitti. Düşüneceğiz, karar vereceğiz, hamle yapacağız. Satranç mı? Satranç evet. Gerektiğinde geri çekilmeyi de bileceğiz. Emine ile konuştunuz mu? Nazo konuşacak. Prezdecinin saklandığını söyleyecek. Ona şimdi açıklamamız doğru olmaz diye düşündük. Nazo'ya dikkat et falçata.
Devreli işi tamam. Ama sana danışmadan kendi başına karar alması yanlış. Doktor Hayati hala kendisini aklamaya çalışıyor. Dostlarımızı sıkıntıya sokuyoruz. Bu olmaz. Hiç olmaz. Aynı şeyi ben de söyledim. Uzak dur ondan. Ne o? Aşık mısın yoksa? Olur mu abisi? O bana şey niye adı yani? Elmasın mı? Elmas benim yeğenimdi. Canımdan bir parçaydı. Aman az o değil. Uzak dur o kızdan. Saklıyorlar. Atalay kaçmış. Bu yüzden öncelikle Prezneci'nin hayatı tehlikede. Onun için gizli bir yere götürmüşler onu. Yerini bize bile söylemiyorlar, inan. Başına bir şey geldi. Hissediyorum. Of, hayır Emine. Nazo'ya inan. Ya ben? Ben ne yapacağım şimdi? Atalay benim de peşime düşer. Sen benim korumam altındasın. Seninle. Çok mutlu Nazo. Sen ne yapabilirsin ki? Hı? Siz daha beni tanımıyorsunuz. Elimden uçan da kaçan da kurtulmaz. Bunu hak etmedim Arabesk. Bana böyle davranmaya ne hakkı vardı? Canımı ortaya koydum ben. Tamam Fazit, tamam. Ama Serdar abinin bulunduğu yeri düşün bir kere. Sen yapıyorsun ya da biz konuşup anlaşıp yapıyoruz. Ama her şeyin hesabı ondan soruluyor. Tamam mı? Senin attığın adımdan Serdar abi sorumlu, anlıyor musun? Falçata, bak biz bir ekibiz, tamam mı? Başımızda da o var. Abi dedik baş eğdik. Şimdi kaldırmak olmaz. Efendim. Kaptan, söyle. Falçata burada. Kim? Ne? Parmaksız Ali mi? Hayda. Tamam tamam, geliyoruz. Kim o? Kaptan. Parmaksız Ali Serdar abiyle görüşmek istiyormuş. Parmaksız mı? Ya bu alemin en acımasız adamıdır. Adamlarıyla birlikte gelir o. Biz mekanı boş bırakmayalım. Hadi kalk. Hoş geldin Ali abi. Serdar efendi burada mı? Serdar bey buradalar, sizi bekliyorlar. Aslan. Efendim abi. Sen dışarıda kal, takıma göz kulak ol. Peki abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Bakıyorum fena topuklamışlar seni. Geçmiş olsun. Sağ ol. Burada sigara içilmez kardeş. Yeşil ayı sen dışarı çıkın. Enteresan. Evet kardeş. Görüşelim demiştin, geldim. Bak Serdar efendi. Madem bu aleme girmek niyetindesin, peşin peşin konuşalım. Bu alemde bir kural vardır. O da şu. El elden üstündür. Himayemiz altındaki kişilere, emanet aldığımız mekanlara bulaşmak yok. Eyvallah kardeş. Kimmiş himayedeki kişiler? Öğrenelim, yanlış yapmayalım. Olur ha, insanlık hali. Ercüment Pekin. Müthişsiniz başkanım. Evet, aynen öyle oldu. Etekler indi bir anda. Şimdi ortaklığa devam edelim diye yalvarıyorlar. Evet, evet. Serap Arman'ı göndermişler bana. Kız kendim hallettim diyor ama yalan. Eminim Turgut demiştir. Git konuş bu işi hallet diye. Hallettik. Doğrusu zevkli bir akşamdı.
İnşallah başkanım. Tamamını erdiririz inşallah. Yarın akşam doğum günü partime o da gelecek. Tanıştırırım sizi. Evet, evet, çok hoş. Bu kadar. Görüşme bitti. Anlaşıldı. Seninle başka türlü konuşacağız Serdar Efendi. Ne tür konuşmak istiyorsan öyle konuşuruz. Ben buradayım. Bu parti bitmeyecek Falcata. Ercüment yaş günü pastasını kesemeyecek. Ne yaptınız o işi? Hiç hoş değil Serap. Yapılanlar hiç hoş değil. Korkarım Serdar farkında olmadan yapma başka Salih bir yola sapıyor. Yapma Salih abi, sen de mi? Bak Serap, Serdar'ı ne kadar sevdiğimi bilirsin. Fakat eylemlerini sevmek zorunda değilim. Bence yanlış yapıyor. Çünkü çok öfkeli. Öfkenin gözü kördür Serap. Kurunun yanında yaşı da yakar. Mazlumken zalim olmak tehlikesi bilmiyorum var. Benim korkum bu. Sanki çok acımasız bir çarkın içine düşmüş gibi. İstiyor ama kurtulamıyor. Çok öfkeli çok. Korkarım bu öfkenin bedelini nasıl ağır ödeyecek. Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Geyve'nin gülleri ve beyaz atak. Çok severim bu şiiri, çok. En güzel aşk şiiridir. Ah Mona Rosa. Senin yüzünden kana batacak. Siyah güller, ak güller. Sağlar. Yoksa ağlıyor musun sen? Ah Serap. Her şey olur Serap. An gelir, gün gelir. Yapma Zali abi. Lütfen yapma. Hey Allah'ım, kadere bak. Pasajı da olduk. Abi bu bana olur mu ya? Olur olur. Bir yolunu buluruz. Gönül feryadıma hiç sözüm geçmiyor. Ne yapsam ne etsem sensiz olmuyor. Gönül feryadıma hiç sözüm geçmiyor. Ne yapsam ne etsem sensiz olmuyor. İnkar etmiyorum, deli gibi sevdim. Bilseydim önünde hiç çekmezdim. Bu caddeler, bu sokaklar bana dar geliyor. Yanarım, yanarım hasretime, kaderime. Yanarım, yanarım gençliğime. 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 Nasıl, yakıştı mı? Hem de nasıl, müthiş oldun. Kelebek, bu ne abisi? Olmamış mı abi? Olmuş olmuş, kremalı balina gibi olmuş. Bir şey mi var? Hayır yok. Alışkanlık. Nezarette zaman geçmek bilmiyor da. İnsan ister istemez saate bakıyor. Artık nezarette değilsin. Doğru. Artık senin nezaretin. O kadar da değil. Serdar Yılmaz. Efendim Mertem Karadeniz. Seni seviyorum. Biliyorum. Tamam.
Şimdi şunu düzelt bakalım. Yalnız pastanın üstünde silahın şekli olsun, tamam mı? Tamam abi. Bay canına, sen ressam olsana. Aferin sana. Şimdi pastayı arabaya koy. Dilaver, arkadaşı içeri götür. Gel kardeş, gel. Dikkatli ol arabeski. Prezneci gibi yapma. Sen bize lazımsın. Tamam reis. Sen arabeski kollayacaksın Hasan abi. Eyvallah kardeş, kollarız. Acele etmeyin. Bir aksilik çıkmasın. Parmaksız elinin adamlarına dikkat edin. Sabret, sabret, sabret. Bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. Ben yalnız bir adamım. Yalnız yaşıyorum. Ama her yıl bir kez bütün dostlarımla bir arada olmak hayatımın en büyük zevki. Aman dikkatli ol. Tamam kardeş, tamam. Sağ ol. Bu arada ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü bu akşam çok özel bir konuğum var. Yeni ortağımız Serap Arman da aramızda. Serap Arman'a ilk kez doğum günü partimize katıldığı için teşekkür ediyorum. Ne yazık ki diğer ortaklarımız Turgut ve Korkut Arman yurt dışında. Evet, işte pastamız. Evet, şimdi de yeni ortağımız Serap Arman için bir alkış rica ediyorum.